kolumuz, kanadımız kırıldı. Ne yapacağız şimdi? Güllü Hanım olmazsa biz de çiftçi başı olamayız. Kovarlar mı Acep? Kovarlar elbet. O vakit halımız ne olacak? Ne olacak? Çiftçi başı yerine kuru köprüde kuru berber başı olacağız. Vay, buzucuklarını da bırakacağım he. Ne oldu? Salıverdiler mi hanımı? Reşit efendi, öyle sus pus oturma. Ne oldu Allah aşkına? Hanımımızı mahpus ettiler. Abo. Esra'dan mı? He. Gülizar. Kız Serap Hanım benim yüzümden düştü mahpusa. Ben dediydim komutana gece yarısı avluda dolanıyor de. Amanım. Ay. Ay dilim tutulaydı da demeyeydim. Ay çenem kırılıydı. Bir senin demenden olur mu ya? Başka bildikleri vardır. Yasin ağa. Suçlu mudur acaba? Allah bilir. Allah bilir emme. Ol da sezer. Te bebeliğinden bilirim. Delidir, cevvaldir ama Serap Hanım kızım öyle bir şey etmemiştir. Allah şaşırtmamıştır inşallah. İnşallah. İnşallah şeytana uymamıştır. Ah inşallah. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Nasıl yapar bunu? Acını anlıyorum Halideciğim. Lakin ben bunu Serap'ın yaptığına inanmıyorum. Yapmaz. Bu akla sığacak bir hadise değil. Suçlu o olamaz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Serap seviyordu Muzaffer'i. Çok mutluydular. Karnında Muzaffer Bey'in çocuğunu taşıyordu. Çocuğunun babasına bunu yapmasına imkan yok. Ama deliller ortada. Neler yapabileceğini kendi gözlerimle gördüm. Gözüne hırs bürümüş biri o. Sevgisi falan da külliyen yalan. Peki sizce avukat bey? Sizce durum nedir? Kat'i bir malumat veremem. %100 Serap Hanım suçlu diyemeyiz. Ancak şu anki durumda suçsuz olduğunu ispatlayacak bir delil yok. Ceza alacak gibi görünüyor. Yeni bir delil bulunmazsa dışarı çıkması ihtimal dışı. Aman yarabbim olacak şey mi? Muzaffer'in çocuğu hapiste mi doğacak? Suçlu bulunması halinde mirastan da men edilecek. Nasıl yani? Hiç hak talep edemez mi? Eğer suçlu bulunursa tek kuruş dahi alamaz. Geçmiş olsun. Cevap versene, duymuyor musun? Kimin nesi? Nereden geldin? Mahkemen görüldü mü? Ceza yedin mi? Kaç sene yedim? Size ne? Kendi işinize baksanıza. Sorguya mı çekiyorsunuz? Gelmeyin üstüme. Soru sorduk, kabahat mı işledik? Sormayın. Soru moru sormayın bana. Rahat bırakın beni. Burnumdan da gın aldırmıyorsun ama. Biraz vakit geçsin bağlım. O zaman görürüm ben seni. Ne oluyor? Neye bağırışıyorsunuz? Bir şey yok. Mahpushaneye niye düştün dedik Aspa'ya. Bağırmaya başladı. Çok mu merak ettiniz? Kocasını öldürmüş işte. Hem kim olduğunu biliyor musunuz? Muzaffer Dinç Aslan'ın karısı. Allah'ım.
Ben de gidiyorum. Serap Hanım desen o da yok. Kaldık bir başımıza. Kaldık yine kaldık. Kaderde bunları görmek de varmış. Siz ne edeceksiniz şimdi? Halimiz meçhul. Biz Serap Hanım'ın gölgesindeydik ama belli olmaz. Devirsi gün bizi de kapının önüne koyuverirler. Hakkını helal et bacım. Ne yaptım ki bacım? Helal olsun. Bacım. Sen de hakkını. Ne helalliği ya? Beyimin katilinin anasına bir de helallik mi vereceğim? Kele bacım, niye öyle diyorsun? Serap Hanım suçlu mu, suçsuz mu bilmeden? Ya günahını alıyorsa? Kardeşim, günah sevabı siz öğretmeye kalkmayın bana. Özgürlüğü sağır. Ha bırak. Yalan mı? Geldiği günden beri hayırlı bir gün mü gördük? Hep bela, hep afat getirmedi mi başımıza? Her kişi haddini bilsin bundan sonra. Hadi bacım, hadi yoluna. Hadi helallik melallik yoksa, hadi. Kız Gülizar, ortada ne hanım kaldı, ne de bey. Ne olacak şimdi, ha? Halde Hanım olsa, şimdi çitliğin başına o geçer, değil mi? O da çekti gitti. Kaldık mı şimdi kuru başımıza? Biz böyle sahipsiz, başsız mı kalacağız, ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.